Amerika Birleşik Devletleri onların İncirli'ye konulması halinde Türkiye'nin tekrar F-35 programına alınabileceğini söylemiş. Pazartesi günü ben burada Profesör Serhat Güvenç'le ona sordum bunu. O dedi ki bir kere bu Yunan basınında çıktıysa ciddiye almak lazım dedi ve sonra da o formülün gerçekçi bir formül olduğunu söyledi. İncirli'ye konma formülünün. Bu arada şeyi de biliyoruz tabii, Yunan lobisi Türkiye'nin F-35 programına geri alınmasına karşı şimdiden faaliyete de başlamış durumda. Bunlar gerçekten, bu formül şu ana kadar çok şey konuşuldu malum. Biz de hep konuştuk bunları. Bu en son çıkan haberi nasıl değerlendiriyorsun Ömer? Bu sana da gerçekçi geliyor mu? Gerçekçi geliyor. Gerçek konfirme de edilmiş durumda bir bakıma Amerikalılar tarafından. Yani benim konuştuğum yetkili dün, evet böyle bir süreç zaten var. Temmuz ayından beri var ama yeni bir mektup da yolladık dedi. Ve bunu bana söyledi. Türk yetkililer aslında Türkiye açısından bu memnun olunacak bir durum değil. Yani yıllar sonra bu kadar para verilmiş bir füze sisteminin kullanamıyor olunmasının üzerine bir de İncirli'ye yerleştirilmesi, bu kadar anti-Amerikanizmin olduğu, bu kadar Amerika'ya karşı tepkinin olduğu bir ülkede ve bunun arkasında işte bunu bir bağımsızlık olarak gören, S-400'lere bir bakıma işte NATO'dan bağımsız hareket edebileceğine inanan, gerek TSK içinde gerek Türkiye'nin savunma stratejisi içinde düşünen insanların olduğu bir hükümet, bir ortamda Türkiye'nin bu yenilgiyi kabul etmesi, yani Amerika'ya teslim etmesi bu S-400'leri aslında Erdoğan hükümeti açısından trajik. trajik, utanç verici. Normalde bunun yani bir hezimet Türkiye açısından. Dolayısıyla bana söylediği şey çok ilginçti bu Amerikalı arkadaşımın. Türkiye bunu aslında sessizce yapmak istedi dedi. Yani Türkiye bunu duyurmak istemedi dedi. Ve bu Türkiye'de doğru dürüst sen hariç bir medya olmadığı için bunu Türkiye becerebilirdi de aslında sessizce yapmayı belki. Kimsenin ruhu duymayabilirdi bu gizlice Amerikalılara verilseydi. Rusya hariç. Rusya belki istihbaratla duyardı ama yani bunu Amerika zaten aylardan beri konuşuyor. Hatta bazen benim okulda konuştuğum bazı arkadaşlarım, bildiğim insanlar ya bunların başına bir şey de gelebilir. Bir yangında, bir depoda yanabilirdi bunlar gibi şakalar da yapıyorlardı. Yani bu ne anlama gelir? İngilizce'de covert operation deniyor buna. Bir şekilde gizli bir operasyonla bunların Amerikan istihbaratının da devreye girip yok edilmesi. Yani bir yangın çıktı, bir depoda bir şey oldu. Böyle de halledilebilirdi. Ama şu anda gelinen noktada aslında Yunan basınının bir başarısı var ortada. Onlar bu haberi devreye sokuyorlar ve tabii ki aslında istemiyorlar böyle bir şeyin olması. Yani Engellemek için herhalde sızdırmak da. yani Türkiye'nin elinde S-400'lerin kalması, İncirli'ye gitmemesi, Amerika'nın eline geçmemesi Yunanistan'ın lehine olur. Çünkü Yunanistan şu anda F-35'leri satın almış durumda ve Ege'de tarihinde hiç sahip olmadığı kadar bir şeye sahip, askeri açıdan en azından teknoloji olarak üstünlüğe sahip. Yani bir asimetri var. Normalde Türk hava kuvvetlerinin çok daha güçlü bir filosu olur. Ve Yunanistan'la herhangi bir savaş senaryosunda tabii ki Yunanistan buna yanaşamaz. Ben demiyorum ki bir savaş durumu olacak ama şu anda Yunanistan kendini F-35'leri satın almış olması, Türkiye'nin elinde de eskiyen bir F-16 filosu olması nedeniyle daha güçlü hissediyor. O nedenle en son isteyeceği şey Atina'nın Türkiye'nin F-35'lere kavuşması. Dolayısıyla bunu torpidolamak için, bunun önüne engeller sürmek için de bunu eğer Yunan istihbaratı duyduysa hemen Katimeriniye sızdırır. Yani ben Katimeri'nin İstanbul'daki kaynaklarının veya Türkiye'deki kaynaklarının bunu bulmuş olacağına inanmıyorum. Bunu muhtemelen Yunanistan istihbaratı bir şekilde Amerika'dan duyuyorlar. Bunu sirkülasyona soktular. Gayet başarılı bir şekilde son Google'a baktığımda bir sürü haber kanalında artık bu mesele konuşuluyor. Zaten dün konuştuğum yetkili de yani Türkiye bunu sessizce yapma niyetindeydi ama bizim Türkiye'ye olan kassa yatırımlarını engellememiz için, devreden kaldırmamız için bunu zaten kongreye götürmemiz gerekiyordu. Yani bunu sessizce biz kongreden geçirelim diyemeyecektik. Zaten Yunan lobisi ayağa kalkacaktı. Zaten kongrede bu mesele konuşulacaktı. Yani şu açıdan bakarsak şu anda Türkiye
tükürdüğünü yalıyor durumda. Erdoğan hükümeti 1,5 milyar dolar verdi, bunu aldı, kullanamadı ve bunu Amerika'ya teslim etmeye sanki razı gibi gözüküyor şu anda. Ve hani normalde bu bir hükümeti normal şartlar altında çok zor duruma düşürür. Ama konuştuğumuz, bahsettiğimiz hükümet o kadar büyük U dönüşleri zaten yaptı ki, yani akla alınmayacak şeyleri o kadar rahat bir şekilde savunuyor, yapıyor ki, en azından yani Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilere bakalım. Darbenin arkasındaki finansör dediği ülkeyle şu anda neredeyse stratejik işbirliğine doğru gidebilecek. Kardeş ülke haline geldi. Sisi ile ilişkiler malum. Eğer bugün Netanyahu böylesine bir delilik içinde olmasaydı Ankara'da belki de karşılanıyor olacaktı. Yani Türkiye böylesine, Erdoğan böylesine U dönüşleri yapıyor. Buna karşı duracak maalesef ne sağlam bir sivil toplum, muhalefet, medya da yok. İstediğini yapabiliyor. Biz varız burada... ya Ömer, ne konuşuyorsun? Medya yok, medya yok. Biz neciyiz burada ya? Yani yapma abi, ya. Senin dışında. Yani herkes, vallahi işte... bilmiyorum ama herkes medyaskopu bilmiyorum ama Transatlantik'in izleyeni çok etkili yerlerde isimler izliyor yani. Bunların hepsini tabii, yazıyorlar. Ben binlerce insanın dışında bilmiyorum. Yani tabii ki dalga geçmek için söylemiyorum bunu. Yani normal şartlarda bu mesele hükümet düşürecek bir mesele olurdu. Yani herhangi bir demokratik ülkede bu bir hizmet, bir başarısızlık, stratejik bir facia. Yani bu kadar para harcamış, açılamamış. Yani Rusya'nın buna ne cevap vereceğinden korkmak dışında, endişesi İstersen dışında hiçbir... kısmı Gönül'e sormuş olayım. Çünkü daha konuşacağımız bir başka konu daha var. Gönül, ne diyorsun? Rusya bunlara tamam canım ne demek? Tabii ki incirlikte koyabilirsiniz mi diyecek mesela böyle bir durumda? Tabii ki, yani bu Rusya zaten Ömer'in söylediği gibi Erdoğan'ın tek endişesi o. Yani ne muhalefetten korkuyor, ne şey yapmaktan, topluma bunu açıklayamamaktan, bunların hiçbirinden korkmuyor. Korktuğu tek şey Erdoğan'ın, ama Putin ne der? Ya Putin'in de zaten memnun değil bir sürü şeyden. Yani onu da şey yapmak lazım, konuşmak lazım. Tabii Putin'in buna eyvallah demesi mümkün değil. Hani başka bir ülkeye göndermek falan Ukrayna dışında belki daha kabul edilebilir bir tutum olabilirdi, ama İncirli'ye Amerikalılara teslim etmek ve her ne kadar ben o terminolojiyi bilmiyorum ama hani S-400'ün satılan versiyonu, Türkiye'ye satılan versiyonunda değişiklikler var, hani bir teknoloji taklidi olmasın diye. Bir düşük versiyonu, dediğim gibi terminolojiye hakim değilim, fakat ona rağmen Rusya Amerika'nın şeyine, yani S-400'ün sağına soluna bakmasını istemez herhalde. O yüzden ben Putin'in buna evet diyeceğini düşünmüyorum.